Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Geçtiğimiz hafta TUSAŞ Motor Sanayi, TEİ, Eskişehir tesislerinde çok önemli bir tören yapıldı. Bu törende Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla birlikte TEİ tarafından tasarlanan yeni bir füze motoru test edildi. Bu motor TJ300 adını taşıyordu. Törenin arkasından birçok izleyicimizden, sitemizde de okuyucumuzdan çeşitli sorular almaya başladık birçok okuyucumuz, izleyicimiz kale grubu tarafından geliştirilen SOM için KTJ 3200 ve T tarafından geliştirilen TJ 300 motorunun farklarını soruyordu. Neden iki farklı motora gidildi? Bu motorların özelliklerini karşılaştırmak açısından gelin bu videoyu hazırladık. Detaylara birlikte bakalım. Ne evet. Artık kamuoyu anladı ki yerli tasarım bir uçak, helikopter, insansız hava aracı yaptığımız zaman en büyük sıkıntıyı motorda yaşıyoruz. Motorların çok önemli bir kısmı yabancı kaynak olarak geliyor ve o ülkenin uyguladığı bir ambargoda da sıkıntı yaşanmaya başlanıyor. Ya hava aracını ihraç edemiyorsunuz ki örnekleri Pakistan T-129 atak projesinde var veya insansız hava aracınızı bir yere satacaksınız, kısıtlamaya giriyor. Burada ne yapacaksınız? yerli motor ön plana çıkıyor. Fakat motor öyle çok çabuk yapılabilen bir şey değil. Çok ciddi bir mühendislik çalışması gerektiriyor. Uzun süren testlere ihtiyaç var. Ve tabii ki gelişmiş metoloji yani metal konusundaki alaşımlar, o parçaların dayanıklılığı gibi konularda da çok ciddi tecrübeler isteniyor. Bir bakıyorsunuz örneğin Baykar grubunun yaptığı gibi Ukrayna ile ortak bir şirket kurulup teknoloji alınıyor. Ve bazen bazı projelerde de yerli motor projeleri ön plana çıkıyor. Bunlarla ilgili ilk sıkıntı 2000'li yılların sonlarında tasarlanmaya başlayan SOM seyir füzesinde yaşandı. SOM seyir füzesi 2011 yılında e, tanıtıldığı zaman kamuoyuna Fransız TR-40 tipi motorla uçuşlarına başlamıştı. Fakat tabi bu son günlerde Fransa ile aramız özellikle Libya konusuyla ilgili bayağı bir e, ters düşmüş durumdayız ve somlara da motor alımı Fransa'dan gerçekleştirilemiyor. Fakat uzun bir süre evvel Kale ile savunma sanayi müsteşarlığı zamanında yapılan anlaşmayla som için yerli bir motor geliştirme çalışmaları başlamıştı. Ve ortaya KTC 3200 motoru çıktı. Bu motorun testlerine de geçmiş yıllarda katılmıştık. Kale grubu KTC 3200 motorunda 3000 newton güce ulaştı ve 38 bin devire kadar çıktı ve 5 saat kesintisiz bu motor çalıştırıldı. SOM'un şu an F-16 veya F-4'lerde atılan SOM-A veya SOM-B1-B2 modelleri yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve ağırlığı da 600 kilogram. Attığınız zaman 250 kilo, e, kilometrelik bir menzile sahip ve bu menzilde uçması için de güçlü bir motor gerekiyor ki 600 kilogramlık füzeyi uçursun. Kale KTC 3200'de bu özelliklere haiz bir motoru tasarladı. Ve 600 kiloyu 250 kilometre menzile uçuracak şekilde motoru tasarladı. En son C4 Defense Kale Grubu'nun başkanı Osman Oktay'ın yayın verdiği bilgiye göre şu an çalışmalar artık son aşamalara testlere gelmiş durumda. Ve muhtemel önümüzdeki yıl yani 2021 sonu veya 2022 başında atış testleri somda başlayacak. Som'la birlikte daha önceden Hakan Kılıç'la birlikte hazırladığımız atmaca füzesi var. Atmaca füzesi de gayet ağır bir füze ve gemilerden atılabilecek büyük bir füze. Bu füzeyi de KTC 3200 motoru uçuracak. Şimdi somda ve atmacadaki motor çözümü kalenin KTC 3200'ü. Gelelim geçen hafta Teydin ilk motor testini yaptığı TJ300 motoruna. Türkiye uzun yıllardır 1970'lerden başlayarak önce hücum botlarda Danimarka yapısı Penguin füzeleri kullanılmaya başladı. Daha sonra 2000'li yılların başında da Deniz Kuvvetleri envanterindeki Sea Hawk helikopterleri için Penguin füzeleri Danimarka'dan alındı. Bunlar havadan veya gemiden gemiye bir su üstü hedefine karşı atılan gayet etkili füzeler. Bu füzelerin yavaş yavaş raf ömürleri bitiyor ve Danimarka'da yeni füzeleri satmak istemiyor. Türkiye burada farklı bir yola gitti ve gerçekten projede çok gizli tutuldu. TÜBİTAK SAGE mevcut füze teknolojisini bu geliştirilecek yerli penguen olarak adlandırılan yerli e, gemi savar füze için teknolojisini ortaya koydu. Bu teknoloji TÜBİTAK'ta var. Kısa sürede geliştirmeler yapıldı. Seri imalat için roket sanına anlaşıldı ve buraya bir füze ihtiyacı duydu. Yerli penguen füzesi de 300 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 130 kilometre menzilli bir füze. Yani karşılaştırdığımız zaman Somla Penguen'i, yerli Pengüen'i. yerli Penguen neredeyse Som'un yarı ağırlığına ve yarı menziline sahip. Ve o yüzden de elinizdeki motorun buna has bir şekilde güç üretmesi gerekiyordu. T yaklaşık 2 yıla yakın bir süre içerisinde motorun tasarımını yaptı, imalatına başladı ve ilk motoru üretim hattından çıkarttı. Geçen hafta da Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla ilk testi gerçekleştirildi. KTJ-3200 3000 Newton güç üretirken TJ-300 1300 Newton güç üretiyor. Yani yaklaşık ürettiği güç de KTJ-3200'ün yarısı. Ağırlığı yaklaşık 30 kilogram. Bu 30 kilogramla birlikte pengueni rahatlıkla uçuracak ve aynı zamanda yaklaşık 1300 kilogram ağırlığındaki bir insansız hava aracını da uçuracak güce sahip bir motor. Kaç Hey bu yıl içerisinde 5 TJ300 tipi motor üretecek ve bunlara test ve entegrasyonu için TÜBİTAK SAGE'ye teslim edilecek. Gerçek atışların önümüzdeki yıl içinde başlaması planlanıyor. Bir taraftan da TEI'nin TJ400 adı verilen bu ailenin bir büyük motor üretimi konusunda çalışmaları devam ediyor. Videonun başında da anlattığım gibi bu geliştirilen tüm bu motorlar tek atımlık bir sisteme ait. Yani füze Raf ömrü boyunca bir kez kullanılıyor. Örneğin 20 yıl raf ömrü olsun. Bu sırada tabii ki motor indiriliyor, test ediliyor veya füze sistemleri test ediliyor, kontrol ediliyor, bakımları yapılıyor ama kullanım bir kerelik. Yani bu geliştirdiğiniz motor konseptini alalım bir İHA uç uçuralım, bir helikopterde kullanalım, bir uçakta kullanalım dediğiniz zaman bunun çok daha uzun kullanım ömrüne sahip olması gerekiyor. Bunun nedir? Yani kullanılan metalinin dökümün, alaşımların daha kaliteli olması demek. Bu konuda daha gelişmiş mühendislik çalışmalarının yapılması demek. Bu açıdan üzerine bu ilk adım olan füze motorlarının bir adım daha üstüne çıkılması gerekiyor. Bu da ciddi bir mühendislik, mühendisliğin yanı sıra ciddi anlamda gelişmiş bir test sürecini geliştiren, isteyen önemli bir aşama. Bunlar önemli adımlar motor sanayimiz için ilk adımlar. Bu ilk adımların arkasından daha iyi sistemler için diğer adımlar gelecek. Yarın öbür gün nasıl bugün PD-170 motoru t tarafından geliştirilen Anka'yı uçuruyorsa, yer testleri devam eden TS-1400 motoru, T-129 Atak ve T-625 Gökbey helikopterlerini uçuracaksa bu adımlar yavaş yavaş geliyor Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz. Kale. Kale'nin özellikle F35 motorları konusunda çok önemli bir ortaklığı praden Whitney ile Tusaş Motor Sanayi yani T'ye bakıyorsunuz General Electric'te çok önemli ortakları var. Türkiye bazı stratejik motor projelerinde kağıt üzerinde Kale ile veya T ile çalışmama durumunda kendi teknolojilerini geliştiren bir şirket kurulmak zorunda kaldı çünkü MMU'da hedef yerli motora sahip olmak. Bu nedenle de TR Motor Şirketi kuruldu. TR Motor Şirketi de bu kritik teknolojileri geliştirecek. Yani işin projesini yapacak. Muhakkak imalat konusunda T ile kale ile veya diğer imalatçılarımızla çalışarak onların tecrübelerini buraya aktarmayı hedefliyor. Motor gerçekten ister füze için, ister insan savaş aracı, ister uçak veya ister helikopter olsun gerçekten çok önemli bir konu. Bu konuyla ilgili en can alıcı nokta ile ilgili gerçekten çok önemli çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu savunma sanayimizde sadece havacılıkla ilgili değil, kara sistemlerinde de veya deniz sistemlerimizde de karşımıza çıkmakta. Bunu aşabilmenin yolu da bu konulara ciddi yatırım gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilebilir. Ama motor yatırımı gerçekten hava aracına veya diğer sistemlere göre çok daha pahalı. Bu konuda daha çok insan kaynaklarına ihtiyacımız var. Daha çok imalat yapan şirketlerimize ihtiyaç var. Ama bu da dünya döngüsü içerisine girerek bu imalat aşamasında birlikte çalışılarak hareket edilebiliyor ve ortaya bir ürün çıkıyor. Videomuzun ikinci bölümünde yarın Hakan Kılıç'la beraberiz. Yerli yeni nesil füze ve mühimmat sistemleri konularında ne tür gelişmeler var birlikte ele alacağız ve tekrar bir teknik özelliklerini birlikte gözden geçireceğiz. O da çok keyifli bir video oldu. Umarım yarın seyretme imkanına sahip olursunuz. Pazartesiden Cuma gününe her gün saat 19'da yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi lütfen takibi alın, abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda katıl butonuyla bizlere destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bize sorularınızı lütfen yorum yazın veya info adresine mesaj atabilirsiniz. Yarın Yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.